Takdir belgesi alma puanı kaç oldu? E-Okul 2019 not hesaplama 2018 ila 2019 eğitim yılının ilk yarısı 18 Ocak Cuma günü başlayacak. Öğrenciler ise şu günlerde takdir teşekkür alma durumlarını belirleyecek olan iki sınavlarına giriyor. Peki 2019 yılında 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıfa giden öğrenciler kaç puanla takdir belgesi alacak? Karne ortalaması kaç puan olan takdir belgesi alacak? Takdir belgesi kaç puanla alınır araştırması şu günlerde hem veli hem de öğrencilerin gündeminde. 2018 ila 2019 eğitim yılının ilk yarısının bitmesine sadece sayılı günler kaldı. Öğrenciler 18 Ocak Cuma günü 15 tatile girecekler. Peki 5. sınıfa, 6. sınıfa, 7. sınıfa ve 8. sınıfa giden öğrenciler kaç puanla takdir belgesi alacaklar? Karne notu ortalaması kaç olan takdir belgesi alabilecek? Takdir teşekkür belgesi hesaplama, işte hem 5, 6, 7, 8 sınıf ortaokul öğrencileri hem de 9, 10, 11, 12. sınıf lise öğrencileri için takdir teşekkür hesaplama yöntemi. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan bilgilere göre, Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00'den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden, A, 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, B, 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi. C. Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi yayıl ödüllendirir. Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ise okulun iftihar listesinde yer verilir. Bir dersin dönem puanı sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının, puanlarının, varsa proje puanının, mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Puan değerleri ve dereceleri öğrencilerin derslerde göstermiş oldukları performans sonucunda alacakları notlar ve bu notlara karşılık gelen dereceler şu şekildedir. 85,00-100 puan aralığında olanlar pek iyi, 70,00-84,99 puan aralığında olanlar iyi, 60,00-69,99 puan aralığında olanlar orta, 50,00-59,99 puan aralığında olanlar geçer, 0,49,99 puan aralığında olanlar geçmez olarak kabul edilir. E-Okul giriş ekranı 2019, E-Okul karne notları nasıl öğrenilir sorusunun yanıtını sizler için derledik. Veliler Mebine Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden karne notlarını, devamsızlık durumu ve takdir teşekkür hesaplama sistemine erişebilirler. E-Okul girişi için tıklayın e-okul.meb.gov.tr adresine giren veliler ekranda E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi bölümüne öğrencinin TC kimlik numarası ve okul numarasını girerek E-Okul karne notları öğrenme sayfasına ulaşabilirler. 15 tatil ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre, 2018 ila 2019 eğitim öğretim yılı 1. kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı.
2018 ila 2019 eğitim öğretim yılı 1. dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019 ila 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak, ikinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.